Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın geldik bugün 15. gününe ve 21. videosuna rasyonel sayıların ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Bu videomuzda birbirinden güzel sorular var. Aman dikkat bu soruları pür dikkat dinlemende fayda var. Karşına sınavda TYT'de ve MSÖ'de çıkabilecek sorulardan oluşmaktadır diyebilirim net olarak. Arkadaşlarım eğer kitabınız elinizdeyse karşınızda ben varsam ekranda ben açıksam elinize bir kalem ve bir de silginiz varsa yeterli. O zaman geçebiliriz dersiniz. E o zaman gelin bakalım ÖSYM e bakış 1'e başlayalım testimize. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 1 arası 4 eş parça burası 5 ve burası da 6 eş parçaya bölünerek yazılmış. A B C sayıları da işaretlenmiş. A kere B kere C soruluyor gençler. Şimdi öncelikle A'yı nasıl bulurum? Hocam 0 ile 1 arası 1 birim. 1 ile 3 arası 2 birim ve 3 ile 6 arasının ben 3 birim olduğunu biliyorum. Burası 4 parçaya ayrıldığına göre her bir parça 1 bölü 4 birim uzunluğundadır. Burası 5 parçaya ayrıldığına göre her bir parça 2 bölü 5 birim uzunluğundadır. Ve burası 6 parçaya ayrıldığına göre her bir parça 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 birim uzunluğundadır diyeceğim. Bu 1. İkinci olarak sıfırdan ne kadar uzaklaşmışım kaç parça? 1, 2, 3 parça uzaklaşmış. O zaman A sayısı kesinlikle 3 bölü 4'tür. 3 kere 1 bölü 4'ten 3 bölü 4'tür. Geldim B sayısını hesaplamaya. Hocam, 1'in üzerine ekleyeceğim. 1 artı kaç parça ilerlemişim? 1, 2, 3 parça. Her bir parça 2 bölü 5'te 3 kere 2 bölü 5 ne yapar? 6 bölü 5 yapar. O halde bunları çarparsam 11 bölü 5 gelecektir. Demek ki B sayısı da kesinlikle 11 bölü 5'in ta kendisiymiş. Geldim C'ye. 1, 2 parça ilerlenmiş. Neyin üzerine? 3'ün üzerine. 3'ün üzerine 2 parça. Her bir parça 1 bölü 2 değil miydi? 2 kere 1 bölü 2. E 1. Demek ki C'de kaçmış? 4. Şimdi A çarpı B çarpı C sorulmuştu. Hadi gelin çarpalım biz bunları. 3 bölü 4 çarpı 11 bölü 5 ve çarpı 4 diyorum. Hocam şuradaki 4'leri sadeleştirelim. Hop hop. Ve 3 kere 11 33 yaptı. 33'ü de kaça böleceğim? 5'e. Şimdi Şıklığa baktığımız zaman şıklar ondalıklı verilmiş ya. E bundan kaynaklı da ben 33'ü bir güzel 5'e bölmem gerekiyor. Hadi bu bölümü de beraber yapalım. 33'ün içinde 5, 6 defadır. 5 kere 6, 30 yaptı. Çıkardım 3. Bir 0 koydum, bir virgül ekledim. 30'un içinde 5, 6 defaydı. 30 çıkardım 0. Demek ki 6,6'ymış cevabımız. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, geçtim. Ölsevime bakış 2'ye. Bir ofisteki dosya dolabının görünümü aşağıdaki şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Dosya dolabının görünümünden bahsediyoruz. Dosya dolabının yüksekliği 21,6 olarak da bize verilmiş bak burada. Soru işaretiyle belirtilen kapağın yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi ben burada az değişkene ihtiyacım var. Aslına bakarsan buradaki sarı mavi ve gri dolaplar var ya. O sarı mavi gri dolaplara ben şimdi gidip harf vereceğim. Harfle bunları isimlendireceğim yükseklik belirteceğim ama şimdi bak şurada iki tane değişken var. Şuraya bakıyorsun. 3 bu kısımda. Burada da üç tane değişken var. O zaman ikisinde de üç değişken varsa ben şöyle desem ya. Şunların mavinin ma M'si. Şunları sarının S'si ve bunlara da G ile isimlendirsem. O halde şöyle bir şey yapılabilir mi? Çektim soruyu aşağıya. Bak. 2M artı S artı G. Bu bana dolabın yüksekliğini veriyor değil mi? Dolabın yüksekliği. Şimdi geldim şuraya. Ne var? Bir tane G var yukarıdan aşağı. Bir tane M var. Dört tane de S mi var hocam? O zaman bunlar birbirine eşit, eşit midir? İkisi de dolabın yüksekliği çünkü. Her iki tarafta G olduğunu görüyorsun. Cortladılar bunlar. Şu M'yi aldım sol tarafa gönderdim. Burada M kaldı. Bu S'yi aldım sağ tarafa gönderdim. Burada 3 tane S oluştu. Yani bir tane mavi dolabın yüksekliği sarı dolapların üç tanesine eşitmiş. O halde gelin şurası 3 tane sarı değil mi? Mavi dolap 3 tane sarıydı. Burada kaç tane sarı dolap var? 4 tane burada, 5 tane burada, 9, 3 tane de burada, 12 tane diyebilirim artık. 12 tane sarı dolabın yüksekliği eşittir 21,6'nın ta kendisiymiş. Şimdi bizden ne isteniyor? Şurası mı? Yani bir tane sarı dolap isteniyor. Yani S'yi bulsam yeterli. O halde tek bir işlemim kaldı. 21,6'yı ben 12'ye böleceğim. E gelin 216'yı 12'ye bölelim. Bir tane virgül atarız sonuna. 12'ye böl bölüyorum. 21'in içerisinde bir defa. 12 çıkardım 9. 96'nın içine 8 defa 96 çıkardım 0. 18 geldi de ne demiştik? Bir tane virgül atacağız demiştik. Çünkü normalde 21,6'yı bölmemiz gerekiyordu. Cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim arkadaşlar. ÖSYM bakış 3'e. Asrın, Berke, Cemil ve Derya haftalık çözdükleri soru sayılarıyla ilgili raporlarının rehber öğretmenlerine verdikten sonra rehber öğretmen de aşağıdaki bazı e, aşağıdaki gibi bir analiz çıkarmış. şimdi Listeyi doldurmuş rehber öğretmen ama bu listenin ne anlama geldiğini bizim anlamlandırmamız gerekiyor. Tabloya göre Berke kendi soru sayısının 2 bölü 3'ünü tamamlamış. Şurası Berke'nin Berke kendine verilen ödevdeki soru sayısının tamamlandığı kısmı anlatıyor bize 2 bölü 3. Daha sonrasında tablodaki 4 kişinin toplamda çözdüğü soru sayısının 2 bölü 5'ini. Bak şimdi toplamda çözülen soru sayısının 2 bölü 5'ini Berke çözmüş. Anlamını taşıyormuş sağ tarafta. Cemil'in tamamlamadığı oraya dikkat tamamlamadığı soru sayısı 60 olduğuna göre 4 arkadaşa ödev olarak verilen soru sayısı kaçtır? Şimdi Cemil'in tamamlamadığı soru sayısı. Şimdi bakıyorsun Cemil 3 bölü 4'ünü tamamlamış. Ne kadarını tamamlamamıştır? 1 bölü 4'ünü. Ve 1 bölü 4'ünü tamamlamadıysa demek ki bu da 60'ı ifade ediyormuş. O zaman Cemil normalde kaç tane soru çözmüştür hocam? 180 tane soru çözmüştür. Bak 180 tane soru çözmüştür. Niye? Ya 1 bölü 4'ü tamamlanmamış. 60 da 3 bölü 4'ü tamamlanmış. 180'dir. Şimdi o zaman Cemil'in burada toplam çözülen soru sayısının 3 bölü 10'du ya. 3 bölü 10 180 bölü kaça eşittir diyeceğim. Şimdi şunun kaç katı 60 o zaman Toplam çözülen soru sayısı 600'dür abi toplam çözülen soru sayısı 600'dür çünkü alt, 60 katıydı 60 katını aldım 600 geldi Peki daha sonrasında madem 600 şu eleman kaç tane ödev yapmıştır bak 1 bölü 10'unu demek ki 60 tane yapmış Değil mi geldim şuraya 60 600'ü 5'e böl 122 ile çarp bu eleman 240 tane soru çözmüştür ve geldim buraya 60'ı direkt 600'ü direkt 5'e böl 120. Demek ki bu elemanda 120 tane soru çözmüştür diyeceğiz. Şimdi bu eleman 120 tane soru çözdüyse e, 1 bölü 3'ü 120 ise 3 bölü 3'ü kaçtır? E, 360'tır. Tamam. Geldim buraya. 240 tane soru çözmüş bu 2 bölü 3'ünü ifade ediyor. E, o zaman 1 bölü 3'ü 120'dir. E, 3 bölü 3'ü gene 360'tır. Güzel. Bu elemana toplam verilen e, soru sayısının 240 olduğunu biliyoruz. Çünkü 1 bölü 4'ü 60'tı 4 bölü 4'ü 240 yapar. 240 tane ödev verilmiş. Ve burası da 60 tane çözdü, çözmesine rağmen yarısını yaptıysa demek ki 120 tane soru ödevi verilmiş. Şimdi ne demişti bize 4 arkadaşa ödev olarak verilen soru sayısı. Geriye sadece şunları toplayacağız. 360, 360 daha 720. 120 240 o da 360 yapar. 720 360 eklersek 1080 olarak buluruz cevabımızı. Doğru cevap B şıkkında verilmiş diyebiliriz. Evet, böylelikle 68. sayfamızı bitirdik ve geçtik 69'a ÖSYM bakış 4'teyiz. Aşağıdaki 4 özdeş kavanozdan 3 tanesinin doluluk oranı altlarında belirtilmiş. Her bir kavanozdan boş olan 4. kavanoza içindeki sıvının doluluk oranında sıvı aktarıldığında yani mavi renkli sıvının yarısı aktarılacak. Mesela burada kavanozun yarısı dolu ya içinde olan sıvı miktarının da 1 bölü 2'si 4. kavanoza aktarılacak. Burası 1 bölü 3'ü dolu ya içinde olan sıvının 1 bölü 3'ü aktarılacak. Yani bu 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 hem kavanozların doluluk miktarını bana belirtiyorken hem de içindeki sıvının kaçta kaçının 4. kavanoza aktarılacağını da belirtiyor bana. Çok güzel cümle kurdum bak. He. Dördüncü kavanoz oluşan sıvının hacmi de 122 mililitre olmaktaymış. Buna göre son durumda Birinci kavanozun boş kısmı kaç mililitredir diye soruluyor bana. Şimdi hocam 2, 3, 4 ortak katı bunun? 12. Şimdi ben bunlara 12K, 12K, 12K dersem toplam hacim ne? Bunun içinde ne kadar vardır? 6K. Bunun içinde ne kadar vardır? 4K. E bunun içinde ne kadar vardır hocam? Bunun içinde de 3K vardır. Şimdi bunun 1 bölü 4'ü, bunun 1 bölü 3'ü, bunun da yarısı alınacak ya. O zaman ben şöyle diyeyim. Bu 6, 4, 3'ün de ortak katını alayım. 6, 4, 3'ün ortak katı nedir hocam? 24. Pardon 12. Madem 12 ben artık şurayı 12K seçeyim. 2'ye katladıysam bunun da hacmini 24K seçmişim demektir. Ee, şunu yine 2'ye katladık ama 2'ye katlamayla burası olmadı. 3'e katlamamız gerekiyordu. Bunu da 4'e katlamamız gerekiyordu. E şöyle diyelim mi? Daha rahat çözelim. Ben vazgeçiyorum abi bu çözümden. Hakkınızı helal edin. Ben vazgeçtim. Şöyle diyeceğim. Şimdi 1 bölü si doluydu. Bir de bunun yarısını aktaracak mı? O zaman 1 bölü 4'ü kadarını aktarmıştır. Artı. 1 bölü 3'ü vardı 1 bölü 3'ü kadarını aktarmıştır. Yani 1 bölü 9'unu aktarmıştır. 1 bölü 4'ü doluydu 1 bölü 4'ü kadarını yani 1 bölü 16 kadarını aktarmıştır. Tamam şimdi daha iyi oldu. 4, 9, 16. Bunların ortak katı 144. O zaman ben burayı 36 ile burayı 16 ile burayı 9 ile genişletecek olursam hepsinin paydası 144 olur. 36 artı 16 artı 9 diyorum. Burası 25 artı 36'dan neyi verir bana? 61'i verir. 61 bölü 144 geldi. Hocam bu 61 bölü 144. Yani kabın hacminin 61 bölü 144'ü bana 122 mililitre sıvı olduğunu söylüyor bunun. 61 ile 122 gayet sadeleşebilir. K bölü 144'ü yani 1 bölü 144'ü 2 mililitreymiş. O zaman tamamı 144 bölü 144 düne kadardır hocam. E 144 katıdır yani 288 mililitredir. Yani bir şişe bir kavanoz 288 mililitre sıvı alabiliyormuş. Birinci kavanozun son durumda birinci kavanozun boş kısmı kaç mililitre Bak son durumda diyor. E ben son durumda buranın 1 bölü 4'ünü aktarmamış mıydım? E o zaman buranın 1 bölü 4'ü aktarılınca zaten yarısı kalacak. 1 bölü 4'ü kalacak. E kavanozun boş kısmı 3 bölü 4 değil midir? O halde benden şu isteniyor. 288'in 3 bölü 4'ü isteniyor hocam benden başka bir şey değil. Ben gidip 288'i 4'e bölersem 72 gelir. 72 ile de 3'ü çarparsam 216 bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Tamam. Bak aman dikkat. Şu kelime bile bizim için önemli bak. Son durumda diyor ya birinci kavanozun boş kısmı. Mesela bunu ilk durumda birinci kavanozun boş kısmını almış olsaydın cevabı 144 olarak da işaretleyebilirdim. O yüzden bunlara dikkat ediyorsun. Kelimelere, cümlelere özellikle TYT'de. Abi TYT yani öyle sadece çalışılarak kazanılacak bir sınav değil bak. Öyle sadece çalışarak TYT'yi kazanamazsın. Sadece soru çözerek, sadece konu çalışarak TYT'de başarılı olamazsın TYT matematikte. Bizim TYT matematik için başarılı olmamız için psikolojinin de yerinde olması gerekiyor. Ama buranın sağlam olması gerekiyor her şeyden önce. Burası sağlam olacak, metanetli olacaksın, iradeli olacaksın, sabırlı olacaksın. TYT netleri çok değişkendir. Sen gidip bir sınavda 32 net çıkarabilirsin ama ertesi sınavda 24 net yapabilirsin. Ne yapacaksın? Ağlayacak mısın? Ağlamayacaksın. Metanetli olacaksın. Bunlar olabilir diyeceksin. TYT matematikte gerçekten de bunlar olabilir. Ben bile kendi kendime diyorum ki sınavlara girsem YKS'ye AYT matematiği fullerim ama TYT matematiği bak kaç yıldır hocayım TYT matematik için söz veremem. Veremem abi. Çünkü TYT matematik sadece soru çözüm işi değil. Yorum yapma da işidir. TYT matematik sadece soru çözümü değil, süreyle de yarışma işidir. Bundan kaynaklı TYT matematik çalışırken metanetli olacaksın, sabırlı olacaksın, iri olacaksın, diri olacaksın, güçlü olacaksın abi. 2 2 4. Tamam. Tüm bunları yapabiliyorsan TYT matematikten elbette ki başarılı olacaksın. Ama hemen o başarıya ulaşamazsın. Sakın ha, "Ben bir haftadır ders çalışıyorum da netlerim hala yükselmedi." gibi saçma sapan cümleler kurmayacaksın. Tamam. Hadi geçelim. Devam edelim dersimize. Evet güzel bir uyarıdan sonra da örnek 5. ÖSYM bakış 5'teyiz. Fırat elindeki kırmızı ipi dikdörtgen biçimdeki cismin çevresine gerdiğinde oluşan şekiller aşağıda. Yani bir şekil 1'deki gibi germiş. Bir de şekil 2'deki gibi germiş. İp şekil 1'de alt kenarın 4'te 1'ini sardıktan sonra bitmiş. Şekil 2'de de sol kenarın 4'te 3'ünü sardıktan sonra bitmiş. Buna göre dikdörtgen cismin uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır? Şimdi abi bak e, ee, uzun kenarın 1 bölü 4'ünden kısa kenarın 4 bölü 3'ünden bahsetmiş. O zaman ben uzun kenara 4x kısa kenara 4y demek istiyorum. Buranın da 1 bölü 4'ü ise eğer x kadarını sarmış ve bitmiştir derim. Şimdi burası 4x'ti buraya da 4y demiştik. Buranın da 4'te 3'ünü sarmış %75'in o zaman burası da 3y'dir. Şimdi iki ip de aynı ip değil mi? Madem öyle uzunlukları toplamı birbirine eşit olması lazım. Bak 4x x daha 5x yapar. Yazdım. Artı bir de 4y'miz var. Bu ipin uzunluğu. Sağ taraftaki şekilden ipin uzunluğunu çıkarıyorum şimdi. 4x artı 7y yapar. Demek ki aha bunlar birbirine eşit. E madem öyle hocam. 4x'i aldım sol tarafa. Burada x kaldı. 4y'yi aldım sağ tarafa. Burada da 3y mi kaldı? Şimdi x, y'nin 3 katı mıymış? Dikdörtgen cismin uzun kenarı, kısa kenarının kaç katıdır? Diye sorulmuştu bize. Uzun kenar, kısa kenarın kaç katı? Şimdi... Uzun kenarımız madem x 3y diye ben x gördüğüm yere 3y yasam ne olur? Hocam burası 12y olur. Uzun kenar 12y kısa kenar 4y iken uzun kenar kısa kenarın kaç katıdır? Tabii ki de 3 katıdır doğru cevabımız da c şıkkına verilmiştir diyeceğiz. 69. sayfamızın sağ üst tarafındayız. ÖSYM bakış 6'dayız gençler. Bir şirket yıl sonu raporlarında oluşan dosyaları 6 çalışanına eşit olarak bölmüş böldükten sonra her biri payına düşen kısmından eşit miktarda dosya almış ve çalışmaya başlamış. Şimdi her birine x kadar dosya verildiğini düşünelim. Her birine eşit miktarda dosya verilmişti ya. Her birine x kadar verdiğimi düşünelim. 6 kişi var. 6x yapıyor toplam soru e, soru diyorum. Dosya adedi. Her biri bundan eşit miktarda almış kendi payına düşenden. Eşit miktarda dosya almış. Mesela a tane almış, a tane almış, a tane, a tane, a tane ve a tane almışlar. Çalışmaya başlamışlar. Şimdi diyor ki çalışanlardan ikisi aldıkları dosyaları bitirip iki tanesi mesela şu ikisi olsun onlar. Bu ikisi aldıkları dosyaları bitirmişler. Bitirdikten sonra ulan bunlar hızlı bitti demiş. Biz bu aldığımızın biz bu aldığımızın nerede o? 3 katı kadar daha dosya alalım demiş. Yani 3A bu almış 3A da bu almış. E sonrasında onları da bitirmişler. Şimdi diyor ki dosya aldığında bu iki kişiden birine ait kalan dosya sayısı. Şimdi bunun ne kadar görevi kaldı? x-4a kadar görevi kaldı. Bunun ne kadar görevi kaldı? x-4a kadar görevi kaldı değil mi? İşte bunlardan bir tanesinin kalan dosya adedi x-4a'dan bahsediyor. Ee, 6 kişiye kalan dosya sayısının onda biri olmaktadır. 6 kişiye ne kadarı kalmıştır? Hocam x-4a x-4a ve x eksi -A, a x a x a ve x a kadarı kalmıştır. Şimdi O zaman şöyle diyelim. x-4a x eksi 4a toplamda 6x bak şurada 4a'mız vardı 4a 4a eksi 12a kadar kaldı. Şimdi 6 kişinin kalan görevi bu 12a burası 6 kişinin kalan görevi bu şu x eksi 4a bunun onda biri olmaktaymış yani bölü 10 dersen bunlar birbirine eşit olacakmış. Tamam artık geriye sadece x ile a arasındaki ilişkiyi bulmak kaldı şu 10'u karşı tarafa bir zıplatalım bakalım. 10x eksi 40a yapar kendileri. Eşittir 6x eksi 12a gelecektir. Ve buradan 6x'i ben sol tarafa postalarsam 4x olur. Eksi 40a'yı sağ tarafa alırsam 28a gelir. Ve x her iki tarafı 4'e böl x eşittir 7a yapar. Şimdi x eşittir 7a eşittiğini buldum ya ben. Ne işime yarar? Bana diyor ki sorunun kökünde. Başlangıçta her iki kişi, her kişi özür dilerim payına düşen dosyanın kaçta kaçını almıştır. Herkesin payına x kadar yani 7a kadar düşmüşken Herkes A kadarını aldığına göre demek ki 1 bölü 7'sini almıştır. A bölü 7 A'dan doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. E geldik ÖSYM bakışı diye. Bak var ya böyle TYT'de belki karşına çıkmayabilir ama MS tam böyle var ya. Ben öyle hissettim. MSU'da karşına böyle lönk diye sorulabilecek bir soru. Şekil itibariyle, cümleleri itibariyle, çözümü itibariyle, kolaylığı açısından, zorluğu açısından her konuda MSU'da karşına çıkabilir. Ha, TYT'de sorulamaz mı? Sorulabilir. Ama sanki ben daha çok böyle %51 böyle hani çok az bir farkla MSV'ye ya yakın gördüm soruyor. İyi dinle beni. Herhangi iki tam sayının arası 5 eş parçaya bölündüğü 100 santimlik bir mezura aşağıdaki gibi şekilde gösterilmiş abi. 100 santimlik bir mezuramız var. Her iki tam sayı arasında 5 tane eşit parçaya bölünmüş. Bu mezura eşit aralıklara ayrıldığı üç farklı noktasından içe doğru bir miktar katlandıktan sonra uçları aşağıdaki biçimde birleştiriliyor. Yani şöyle. Tam olarak şuradan, şuradan ve şuradan. Böyle katlanıp o kısımları birleştirilmiş. Arka tarafta da böyle tabii fazlalıkları kalmış. Diyor ki buna göre mezuranın boyu kaç santim kısalmıştır? Çok ama çok tatlı bir soru. Şimdi hocam öncelikle her tam sayı arası yani sıfırla bir arası 5 eşit parça ayrılmamış. O zaman her parça 0,2'dir bir kere. Bu cepte 0,2'dir. 1'i 5'e böldüm 0,2 geldi. Şimdi geldim şu kısma. Unutma ki Burada yapılabilecek en büyük hata şudur. Soldan sağa doğru sayıların büyüdüğünü düşünerekten buna göre çözüm yapabilirsin. Aman ha dikkat. Bak aman ha, dikkat. O zaman çok çok farklı sonuçlar bulursun. Sağdan sola doğru büyüyor bu. Çünkü mezurayı görselini başta bu şekilde vermiş. Buna dikkat ediyorsun. Şimdi burası 30 diye. Şurası aslında nedir? 30,4'tür hocam. Peki Şurası normalde 38 diye 38'den 0,4'ü çıkarırsam aslında burası da 37,6'dır. Şimdi ne kadarı arkada kalmış peki? Şöyle yaparsın. 37,6'dan 30,4'ü bir güzel çıkarırsın. 7,2'si arka tarafta kalmıştır ve bundan kaynaklı 7,2 santim burada mezura kısalmıştır önden görünümü. Değil mi? Gayet güzel. Şimdi aynı işlemleri şu ikisi için de yapacağım. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3 parçası olduğu için Burası 40,6'dır aslında bakarsan. Sağ taraftan okursak. Sol taraftan okursak da 49'dan 1, 2, 3, 4 tane çıkaracağım. Yani 0,8 çıkaracağım. E bu da bana 48,2'yi verir. Hemen şöyle yazdım. Burası da 48,2'yi verdi bana. Hadi çıkaralım. 12'den 6 çıktı 6. 47'den 40 çıktı 7. 7,6 da burasıymış. Geldim en soldakine. Şimdi 1, 2, 3 kadar ekleyeceğiz 50'nin üzerine. 50,6 yapacak. 56'dan da yine 0,6 çıkaracağım. O da 55,4'ü verecek ve ben bundan bunu çıkarmam gerekiyor. 14'ten 6 çıktı, 8 kaldı. 54'ten 50 çıktı, 4 kaldı. 4,8'miş bu da. Şimdi hocam burada benden istenen şey ne? Ne kadar kısaldığıydı. O zaman ben bunları toplamam gerekiyor. E toplarsam da önce tam kısımları toplayalım. 7 7 daha 14, 4 daha 18 gelir. 0,2-0,6 daha 0,8-0,8 daha 1,6 yapar ve bunların toplamı da bana 19,6'yı vereceği için doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bak 10 numara tam sınav tadında bir soruydu ama mutlaka işaret koyun bu soruya karşınıza sınavda buna benzer bir soru gelebilir. ÖSYM bakış 8'deyiz artık bir raf üzerine sabitlenmiş her biri 33,6 birim uzunundaki eş 3 çubuğa aynı renktekilerin birbiriyle özdeş olduğu sarı ve mavi diskler şeklindeki biçimde yerleştirilmiş hocam. Çok güzel. Şimdi hocam bir dakika ya. Şöyle bir durum söz konusu. Şurada disk takılmayan uzunluk 16,8 iken burada disklerin takıldığı uzunluk 16,8'den. Bunlar birbirine eşit. Yani ben şunu şunun üzerine alsaydım eğer Gayet rahat biçimde bana bu çubuğun uzunluğunu verecekti. Bunlar da birbirine eşit aynı zamanda. O zaman şöyle bir şey yapsak, şöyle bir cümle kursak ee nasıl olur? Yani sizce uygun olur mu? Madem bunu bunun üzerine koyunca 16,8 yapıyor. E burası da 16,8 hocam. E ben şöyle bir şeyden bahsedebilir miyim acaba? İyi dinle beni şimdi bak. Çok iyi dinle. 33,6'ydı çubuğunuzun. 33,6'dan 16,8'i çıkarsaydım ben ne gelirdi? 33,6'dan 16,8 çıkınca aha da 16,8 geliyor. O muhteşem. Yani o zaman o zaman şurası da 16,8, burası da 16,8. Doğru mu? E madem öyle sol tarafa bakıyorsun. Neler var? Hocam 5 tane sarı var. 3 tane mavi var. Sağ tarafa bakıyorsun. Kaç tane sarı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sarı var ve 2 tane mavi var. 2 maviyi attım sol tarafa burada M geldi. 5 sarıyı attım sağ tarafa 3S geldi. Demek ki bir tane mavinin yüksekliği 3 tane sarının yüksekliğine eşitmiş. O zaman şurası 3 sarıysa 3 sarıysa. Aslında ben şurada 5 sarı vardır gibi düşünebilir miyim? Aynen öyle. 3 artı 2'den 5 tane sarı var orada. Peki güzel. O zaman bir de şöyle desem. 3 sarı, 3 sarı, 3 sarı şurada etti 9 sarı. 5 de burada vardı. 14 tane sarı. 14 sarı da buraya sığabilir. 14 tane sarı da buraya sığabilir. Toplam hepsini sarılardan oluşturmuş olsaydım 28 tane sarı mı sığardı buraya? Şuradaki x sorulmuş. E burası 5 sarı uzunluğundaydı. O zaman ben 5 sarıyı buradan çıkaracak olursam 23 tane sarının yüksekliği bana x'in kendisine verecektir. Değil mi? Bu da güzel. E şimdi artık sarıyı bulma zamanı geldi canım. Sarıyı bulma zamanı geldi. Ne yaparım? E hocam şurada 14 sarı yok muydu? Bu 14 sarının yüksekliği 16,8 değil miydi? Evet, o zaman şöyle derim ben. 14 tane sarı 16,8 ise 23 tane sarı ne kadardır? Aa bak basit şey yapmayalım ama hani 16,8'i 14'e bölelim bulduğumuz sayıyı 23 ile çarpmayalım. İçler dışlar çarpımı yapsak yeterli bak. Şunu da şunu çarpıp buna bölersem ben alfayı bulurum. O halde 16,8 ile 23'ü çarpacağım ve 14'e böleceğim dedim değil mi? Şimdi şunun virgülünü görme. Şu virgülü görme. 168'i direkt 14'e bölelim olmaz mı? 168'i 14'e böldüğümüz takdirde 16'nın içinde bir defa 28'in içinde iki defa. Yani Şurası 12 geldi ya aslında 1,2 geldi. Şimdi burada 1,2 ile 23'ü çarpacağım. Aslında 23 ile 12'yi çarpsak da olur. 23 kere 12 230 artı 230 artı 46'dan 276 gelir. Bir tane de virgül koyacağım. 27,6 bana cevabın ta kendisini verir hocam. Tamam. Gayet güzel tatlı bir soruydu. Tabi ama 8 değil 7. soru kadar olamaz. ÖSYM bakış 9. Hadi bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 5 e, e, eşit parçaya 1 ile 2 arası 6 eşit parçaya bölünmüş Şimdi o zaman e, Şurası 5 eşit parçaya bölündüyse Her bir parça 0,2 Birim uzunluğundadır derim A sayısı da buradan 0,8 gelir değil mi Yani burası 0,8'miş Güzel şimdi geldim buraya Şurası kaç birim 1 bir. Her bir parça kaç birim uzunluğundadır? 6 eşit parçaya bölündüğüne göre 1 bölü 6 birim uzunluğundadır. 1, 2, 3, 4 birim ilerlendiğine göre 1'in üzerine ben 4 bölü 6'yı ekleyeceğim. Yani 1'in üzerine 2 bölü 3 ekleyeceğim. Böylelikle B'yi bulmuş olacağım. Bu da bana 5 bölü 3'ün ta kendisini verir. Şimdi 0,8'e diyor. 1 bölü 5 bölü 3'e ekle. Bak burada bizden bu istenmiş. Aslında bu da 0,8 artı 3 bölü 5'in ta kendisidir. Çünkü bunu ters çevirip çarpmam gerekiyor. 3 bölü 5'i de biliyorsun ki 6 bölü 10'dur. Yani 0,6'dır. 0,8 ile 0,6'nın toplamı mis gibi bana 1,4'ü verir. Bu da bana C şıkkını gösterir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet gençler. Geçtik mi 10. ÖSYM bakışa? Vallahi hocam geçtik. Zaman hıp hızlı açıp akıp geçiyor. 27 dakika olmuş videoya başlayalım bile. Binaların altlarında çok tatlı bir soru. Ee, hani şöyle bir öngörü de bulunabilirim. Ön sezi de bulunabilirim. İyi dinle. Sanki böyle TYT'nin ilk sorusu olur niteliğinde. Yani şekli falan düşün. Biraz daha böyle minimal bir şekil düşün. Daha küçüğünü, daha biraz daha ufağını. Binaların yükseklikleri falan biraz daha kısa verilebilir böyle. Ee, altlarında böyle kesir isimlerinin yazdıklarını düşün. Soru kısacık, çok güzel ve tam bir rasyonel sayı. Tam sınavın ilk sorusu. Mükemmel olur bak. Aşağıda bir siteyi oluşturan 3 bina görülmektedir. Binaların altlarında o binada yaşayan kişi sayısının sitede yaşayan kişi sayısına oranı yazmaktadır. Şimdi hemen şöyle düşünelim. 1 bölü 4'ü 1 bölü 6'sı 4 ile 6 ortak katı hadi diyelim ki 12 de normalde 24 diyelim rahat olsun. Tamam. Ben hadi onu da boş ver 12 diyelim ya 12 diyelim. Tamam. Şimdi sitede 12, 12K kişi yaşıyorsa bunun 1 bölü 4'ü 3K yapar. 3K tanesi burada yaşıyor. Bunun 1 bölü 6'sı 2K yapar. 2K tanesi bu binada yaşıyor. Toplam etti 5K. E geriye ne kaldı? 7K. O zaman bu 7K tanesi de kimse kusura bakmasın yeşil binada yaşıyordur. Bitti. Diyor ki bana X kaçtır? 7 bölü 12'ye eşittir. 1 bölü X 7 bölü 12'dir. A şıkkına da koyduk ki 7 bölü 12'yi Direkt sıçrayalım oraya. Zıplayalım sazan gibi böyle lök diye a işaretleyelim, böyle yapalım. Hırsımızı alamayıp şöyle falan yapalım. Buldum işte falan diyelim tamam mı? Ama cevap a değil. Şöyle 1 bölü x buysa x tam tersidir. 12 bölü 7'dir. Yani cevabımız d şıkkında verilmiştir gençler. Geçtik ÖSYM bakış 11'e. Aşağıdaki sayı doğrusunda. 10 ile 11 arası en tane eş parçaya bölünmüş. D-C 0,1'miş. Şimdi D'den C'ye çıkınca şuraya K diyeceğim. 1, 2, 3, 4 tane K var. O 4 tane K neye eşitmiş hocam? 0,1'e. O zaman bir tane K neye eşittir? 0,025'e eşittir. Tamam. Güzel. Şimdi şuraya bakıyorsun. Şurada kaç K var? 3K. Şurada kaç K var? 2K var. Şimdi ben A'yı bulmak istiyorsam onun üzerine 3K eklemeliyim. B'yi bulmak istiyorsam 11'den 2K çıkarmalıyım. A ile B'nin toplamı isteniyor. O halde buraya da 21 ile K'yı toplamalıyım diyebilirim. İkisini topladım. K neydi? Bu değil miydi? E ben 21'in üzerine 0,025 eklersem cevap 21,025 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet. 11'i de çözdük. Artık son iki sorumuz kaldı. Ve o güzel sorulardan bir tanesi. Yine bak şu son iki soruda hem TYT'de hem de MSU'de karşına çıkabilir nitelikte sorular. O yüzden beni pür dikkat dinle be güzel kardeşim tamam mı? Sabah yürüyüşü sırasında kolumdaki akıllı saatin üzerindeki her iki çizgi arası eşit mesafeyi belirten kalorimetrede harcanan kalori miktarı için iki farklı zamandaki görünüm şekilde verilmiş hocam. Şimdi şuradaki mesafeler var ya x diyelim bunlara 1, 2, 3, 4, 5x burada. Yani o zaman burada şöyle diyebilir miyim? Burada aslında 100 artı 5x kadar kalori harcanmıştır birinci zamanda. İkinci zamanda da x x x ne kadar kalori harcamış? 160 artı 3x kadar kalori harcamış denilebilir. Şekillerde kırmızı okla belirtilen harcadan kalori miktarları toplamda 274,4 kalori olduğuna göre birinci zamandan ikinci zamana kadar harcanan toplam kalori miktarı yani benden ne isteniyor? Şundan şunu çıkar diyor. Çünkü birinci zamandan ikinci zamana kadar harcanan kalori miktarı ikinci zamandan birinci zamanın çıkarılarak elde edilmesidir. O halle 160'tan 100'ü çıkar. 60. 3 xten 5 x çıkar. Eksi 2 x. Bizden bu isteniyor. X'i bulabilir miyim? Tabii ki de. Şununla şunu toplayacak olursam 260 artı 8x gelecektir. Ve bu da neymiş biliyor musun? 274,4'müş. O zaman 260'ı sağ tarafa postalarsam 8x eşittir. Bana neyi verir? 14,4'ü verir. 8'e neyi çarparsam? 144 yapar 16'yı değil mi? Ee, pardon bakalım 16 mı? 18'i. 18'i. O zaman x kaçtır? 1,8'dir. Çok güzel. x 1,8'e benden bu istenmemiş miydi? 60'tan diyor 2 kere 1,8... 3,6 yapar. Çıkarırsan 54,4'ün ta kendisini değil 57 56,4'ün ta kendisini buluruz. 56,4'ün ta kendisini buluruz. Doğru cevap da A şıkkında verilmiştir deriz. Evet gençler artık son sorumuzdayız. İyi e, tadında bir ders oldu. 33 dakika civarlarındayız tadında bir ders oldu bence. Aşağıdaki şekilde aynı zeminde duran eş dikdörtgenlerden oluşan kulelerde verilen uzunluk değerleri aynı birim cinsindedir. Şunları bir şu tarafa postalayalım. Aynı birim cinsindeymiş gençler bunlar. Pekala. X ile belirtilen uzunluk nedir diye soruluyor. Şimdi hocam bak. Şunu şöyle dümdüz çeksem. Dümdüz çektim. Sonrasında bak şöyle 3'e 1 3'e 1 ya. Aslında şu çizgiyle şurada böyle tam çakışacaktır. Şimdi şuradaki e, ben sarının kalınlığına M desem. Şurası da M olur mu? Olur. Şu kısma N diyelim. E, bu eş dikdörtgenlerden çubuklardan bir tanesinin uzun kenarı aslında ne olmuş oldu? M artı N mi olmuş oldu? Şurası da neydi? M miydi? Şimdi bak buraya. Şuradan şuraya kadar. Neymiş? 12,6. E bu M artı N değil midir? M artı N 12,6. E M artı N bizim çubuğun uzun kenarıydı. Değil mi? E o zaman M artı N uzun kenar 12,6 olduğunu öğrendik. Şimdi geldim şu kısma. Şurası nedir hocam? Çubuğun e, nesiydi? uzun kenarı. Yani 12,6. 12,6'dan diyorum. Şuradaki 3M'yi çıkaracak olursam bu bana neyi verir? 8,4'ü 4'ü verir. E o halde hocam 3 m de eşittir. 4 virgül 2'dir. M'de buradan 1 virgül. 4 virgül 2 gelir mi? Gelir. E, 13, 14. Aynen. 1 virgül 4'tür. M'yi bulduk. Kısa kenarı 1 1,4. 4. 1 virgül 4. Uzun kenarı da 12 bu arada. X kaçtır diye söylüyor. X'de ne var? Bir tane M var. Bir tane M var. Yani 2M. 2M nedir? 2 virgül 8. Bir de bunun üzerine uzun kenar yani 12,6'yı ekleyeceğim. 12 ile 2'nin toplamı 14. 0,8 ile 0,6'nın toplamı 1,4. Toplarsam 15,4 bana cevabı verir. Doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Böylelikle arkadaşlar ÖSYM bakış testimizi de bitirmiş olduk. Şöyle 4 sayfa bugün sizle beraber bu videoda test çözdük ve 72. sayfaya geçeceğiz. 72. sayfamızda SML bakış testimiz var. 4 tane sorudan oluşuyor. Burada özellikle karşına net olarak sınavda çıkabilecek soruları yazmaya gayret gösterdim. Kolayından zoruna. 4 tane rasyonel sayılarla ilgili çeşitli benim düşüncem, benim fikrim budur. Sınavda karşına çıkabilecek soru yazmaya gayret gösterdim. Gayet başarılı sorular da oldu. Bundan kaynaklı SML bakış testinin çözümlerini kendin önce yapmaya çalış. Yapamazsan mutlaka çözümlerini öğren ama tamam mı? Evet artık bölüm 1'i bitireceğiz ve diğer videomuzda da bölüm 2'ye geçeceğiz. Gençler birinci dereceden denklem, eşitsizlik ve mutlak değer konusuna geçiş yapacağız. Evet umarım kamp iyi gidiyordur. Umarım kitaptan memnunsundur. Anlatımımdan memnunsundur. Ki bu ikisi bir araya düzgün biçimde geliyorsa zaten memnun olmamak için... Ee, hiçbir sebep bulamazsın. Ee, ben bu kitaptan konu işlediğim için inanılmaz mutluyum. Çünkü kazanım kısımları hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Kazanım kısımlarını halleden bir öğrenci üzerine ÖSYM bakış testlerini çözüp üzerine SML bakışı gördükten sonra bir de gidip soru bankasından o kazanım bakışları tekrardan bir ele alırsa, yani düşünülsene bunu mantığı olan hiçbir insan bunu reddedemez. Evet mükemmel olur arkadaşlar. Tamam. Bu mükemmelliği de umarım kaçırmıyorsunuzdur. Gençler sonraki videomuzda SML bakış çözeceğiz rasyonel sayılardan. Ve bu video 22. video olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.